Galatasaray TV'den mutlu günler sayın seyirciler. Galatasaray'ın yeni transferi Neslihan Demirgüler'le birlikteyiz Ay'ın röportajında. Neslihan merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol, siz nasılsınız? Biz deyiz, evet, Galatasaray formasıyla ilk kez seni Ay'ın röportajında bir araya geliyoruz. Çok heyecanlısın herhalde. Çok heyecanlıyım, evet, aynen. Çok bir an önce yeni sezon başlasın istiyorum. Galatasaray taraftarları da çok heyecanlı. Senin transferin gerçekten çok önemli. Hedeflerin de büyüdü, daha da büyüdü anlamına geliyor. Bu sene final yapmıştı. Artık herkes kupayla bitecek bir sezon hayalini kurmaya başladı senin transferinle birlikte. İnşallah tabii, baktığımızda geçtiğimiz sezon da Galatasaray çok başarılı bir ekipti. Final oynadılar, Sev Cup'ta final oynadılar. Aslında hani çok daha iyi bir takım olduklarının sinyallerini çok daha önceden veriyordu. Ben sadece hani bir artı olarak geldim. Bu takıma kendimi adapte edip, çünkü gerçekten çok iyi bir takımlar. Gerçek bir takım oyunu oynuyorlar. Ben de kendimi adapte edip yapabileceğimizin en iyisini yapmak için sonuna kadar savaşacağız. Aslında burada bir araya gelmemiz, biraz senin hani en baştan kariyerinden başlayacağız. Seni Neslihan Demir, herkes biliyor. Türk voleyboluna, Türk bayan voleyboluna yaptığı katkı, insanlar seninle birlikte voleybolu tekrar sevdi. Senin ve takım arkadaşlarınla birlikte. O yüzden biraz en başa döneceğim. Voleybolla tanıştığın gün, hani erkeklerin futbolda mutlaka bir geçmişi vardır. Kimisinin babası kızmıştır, kimisi sakatlanmıştır, kimisi dersler yüzünden bırakmıştır ama bayanların voleybolla ilişkisi nasıl? Hani bu kız voleybolcu olur olmaz gibi pek paralellik kurulmaz. Yani, sen nasıl hani voleybol adım attın? Ben daha öncesinde basketbol ve atletizmi denedim. Çok hani sevmediğim için, yani başarılı olacağımı değil de hani gerçekten sevmedim o iki sporu da. Ben bunu yapamam dedim, bıraktım öyle. Benim hikayem orta ikinci sınıfta işte. Bir dersin ortasında beden eğitimi öğretmenimiz Bekir Sütçü ve işte DSI Bentspor'un, Eskişehir DSI Bentspor'un antrenörü Kazım Fokat'ın işte böyle sınıfa dalıp kızlar ayağa kalksın dediler. Kızlar ayağa kalktı, sen işte pazartesi günü antrenmana geliyorsunuz. Biz böyle tamam, nereye, nasıl, onları biz size söyleyeceğiz dediler. Benim öyle başladı aslında, hani benim voleybolla hiçbir alakam yoktu ama başlayınca da gerçekten keyif aldığımı anladım. Okulda nasıl bir çocuktun? Sol elinden çekenler var mıydı arkadaşların? Yok ya, ben çok içine kapanık, böyle çok fazla konuşmayan, konuşmayı sevmeyen bir çocuktum. Yani birazcık da voleybolla sosyalleşmeye başladım. İlginç bir detay var. Geçtiğimiz röportajlarında vermişsin. 14 yaşında milli takımdan elenmişsin. Milli takım kampına katılıp. Ama pes etmiyorsun. O hikaye nedir? Ya o, şimdi Nihan da vardı o kampta. Öyle mi? Evet, biz hani çocukluk arkadaşıyız artık Nihan'la. Beni çağırdılar işte, Yıldız Milli Takım'da Kıbrıs'ta bir kamp vardı. Hep beraber gittik falan, antrenman yapıyoruz falan filan. İşte o zaman kulakları çınlasın Adnan Kıstak da antrenörümüz. Baktı sen çok uyuzsun, senden hiçbir şey olmaz dedi bana. Tamam dedim, beni gönderdi. Ben öyle elendim yani ilk milli takım kampından. Sonraki o yaz çok sıkı çalıştım falan. Birçok kategoride işte yıldız takımda, genç takımda, A takımda antrenman yaptım. O içimdeki potansiyel o elenmeden sonra ortaya çıkmaya başladı. Öyle oldu. Aslında çocuk refleksi tam tersidir. Hani herkes hani pes edip arkasını döner. Aha. Hatta 16 yaşında A milli takıma seçiliyorsun galiba. Evet. 2 sene sonra ne değişti ilk sene? Ya 2 senede dediğim gibi hani kendi içimdeki gücü göstermeye karar verdim herhalde, bilinçsiz de olsa. Ve hani orada da şans faktörü de yanımdaydı. Yani ben hiç, benim adım sanım geçmezken Yeşilyurt takımında oynarken bir arkadaşım sakatlandı ve mecburen ben sahaya konulmak, çünkü başka kimse yoktu oynayacak. Öylelikle öyle girdiler, beni attılar sahaya, oyna diye. Ben de oynadım. Yani biraz da hani şansım vardı ama onu da iyi değerlendirdim. Hani başladın ya, atletizmle başladın, bireysel spor aslında. Hani bir gün seçme şansı olsa, hani insanlar çocuklarını bireysel spora daha çok yönlendirmek isterler. Çünkü herkes bir kahraman yaratmak istiyor bir yandan da. Geçmişe dönüp baktığında hani takım spor mu, bireysel spor mu, öyle bir karşılaştırma yaptığında? Hani ya ben hani bireysel spor, canım sıkılır yani. Bireysel, tek başıma ne yapacağım yani hani.
gerçekten canım sıkılır. Yanımda konuşacak biri olmayınca veya hani bu etkileşime geçemeyeceğim biri olmayınca çok sıkıcı geliyor bana. Ya tabii ki bundan hoşlanan da vardır. Hani ona da saygım sonsuz ama bana göre değil. Ben hani daha yanındaki arkadaşın duygularını hissedip, kendi duygularını ona geçirip, çünkü en nihayetinde ne kadar donanımlı olursanız olun teknik, taktik açıdan sahaya çıktığınızda kalbinizle oynuyorsunuz ve bunu tek bir yürek olabilmek, bunu başarabilmek çok ayrı bir haz. Yani birbirini motive eden bir takım grubundan bahsediyoruz. Şeye geleceğim. Genelde ilginç tabii, voleybolu herkes takip ediyor. Hani güzellik kadınlarla bağdaştırılır. Güç ise erkeklere has bir niteliktir. Sana mesela Demir Lady deniyor. Sanki ikisi bir arada, hem güç hem güzellik bir arada sana atfediliyor. Neler düşünüyorsun? Neler hissettiriyor bu sana? Yani tabii ki hani ben bunu sosyal hayatımda kullandığım bir lakaptı bu. Hani galiba İspanyollardan çıkıyor değil mi? Evet. Ama tabii ki de gurur verici. Hani insanların beğenmesi, bu şekilde hitap etmesi güzel ve gurur Seviyor verici. Seviyor musun lakapları? Demir Black, Demir Lady? Yok ya, yani hani... Bilmiyorum, hani beni çok tanımadığınız için burada Nihan var, o tanıyor. Daha soft, daha evet, sakin. Bana nesli demeleri yeterli. Evet, harika. Kariyerindeki başarılara bakarsak çok fazla başarı var. Hani senin boyundan daha uzun, belki de 6-6 yazarsak hem bireysel hem takım olarak. Özellikle ayırdığın bir tanesi var mı unutamadığın? Unutamadığım, yani bana göre kariyerimin en büyük başarısı diyebileceğim, hem 2006 hem 2010 yılında best scorer olmam dünya şampiyonasında. Evet. Hani bu, daha henüz kimse bunu yapamadı. O yüzden gurur verici bir şey. Aynen öyle. Herhalde başarılar deyince 2003 Avrupa Şampiyonası'na ayrı bir parantez açmak gerekir. Ankara'daydı sanıyorum. Evet. Aslında Türkiye'nin bayan voleyboluyla, kadın voleyboluyla tanışması bir anlamda. Tüm Türkiye hani birlikte sizin arkanıza geçti, sizi destekledi. Ondan sonra voleybolun kaderi değişti mi Türkiye'de? O şampiyondan sonra. Hani finalde kaybettik aslında ama. Evet, ama bana göre gerçekten hani voleybolun yükselişi orada, tanınırlığı, her şeyi, hepsi bir arada orada başladı. Ve uzun yıllardır da hani bu ivmede çok fazla düşmeden istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Önce milli takımların başarısıyla başladı. Ondan sonra kulüplerin yatırım yapmasıyla kulüplerin başarıları. Şimdi yepyeni bir milli takımız tekrar ben başarılı olacağını düşünüyorum. Yani bana göre hani en başarılı spor dalı Türkiye'de bayan voleybolu. Takım sporu olarak baktığımızda bakıldığında gerçekten hani hiçbir zaman çok dibi görmedik yani. Biz her zaman Avrupa Şampiyonası'na elemesiz katıldık, Dünya Şampiyonası'na elemesiz katıldık. İşte şu an Dünya, Avrupa'da 6. sıradayız, Dünya'da 12. sıradayız. Bir ara ilk 5'teydik o şampiyonanın ardından. Aynen, o yüzden hani baktığınızda evet tabii ki elde etmemiz gereken milli takımlar bazında daha fazla başarı var mı? Var. Ama yine de biz her zaman ekol olma yolunda gittiğini düşünüyorum Türk voleybolunun. Haliyle yani bu memleket insanının spor deyince aklına ilk gelen oyun futbol. Hı hı. O yüzden hani futbolla bir karşılaştırma yapacağım. Futbolda hani şans ve kader oldukça etken faktörler. Şöyle hani iyi bir maç bir futbolcunun kaderini değiştirebiliyor ya da kötü giden bir maç altyapıdan çıkan bir oyuncunun tüm kariyer çizgisini değiştirebiliyor. Voleybolda şans ve kader var mı? Sen inanır mısın? Yani hani ben o futboldaki şans kadere de inanmıyorum. Hani bir maç oynayan oyuncu sonrasında oynamadığı zaman kimse şey yapmıyor. Yani hani bir maçlık kahraman olabilirsiniz ama yani bu hiçbir yerde böyle ben bir başarı hikayesi duymadım. Eğer o performansın, o bir maçlık performansını bütün kariyerine yayarsan tabii ki de. Çok belki iyi bir çıkış anlamında. Hani... Çıkış anlamında tabii ki ancak öyle olabilir ama bunu devam ettirmek çok çok daha zor yani. Voleybolda da böyle yani her zaman önümüze şanslar geliyor ve bunları değerlendirip orada kalabilmek çok önemli. Onun için de işte çok disiplinli bir çalışma, yani hayatınızı adamanız gerekiyor. İspanya'da voleybol oynadın. Evet. Ve beklenenden sanki daha önce döndün. Daha uzun galiba bir sözleşmen vardı. Neden? O dönemde ben gerçekten çok seviyordum İspanya'da oynamayı. Hem de Kanarya Adaları'nda oynadım. Evet, güzel yani bir gerçekten çok güzel bir yerdi. Hani sosyal hayat açısından yani 365 gün güneşli bir havaya uyanmak hakikaten insanda pozitiflik ve çalışma şevki doğuruyor. Ama o dönem
Avrupa'da, Avrupa voleybolunda daha fazla hani sponsorlarla dönen kulüp takımları var. Çok fazla sponsor var. Yani ben oynadığım Tenerife takımında işte formamızda yer yoktu. Sponsor, evet. sponsor. Maddi kaynaklarını böyle alıyorlar. O dönemde de Avrupa genelinde bir kriz olmuştu. Onun üzerine de çok sevdiğim kulüp başkanımız Kiko Cabrera kansere yakalandı ve çok hızlı ilerledi ve zaten 8 ay içerisinde kendisini kaybettik. Kaybetmeden önce bana git dedi. Oh, interesting. Evet, git dedi, kızım dedi, yani beni çok severdi rahmetli. Ben öldükten sonra kimse toparlayamaz burayı bir daha dedi. Ben öleceğim yani dedi. Yani çok duygusal anlardan sonra hiç istemeyerek geldim ama git dedi. Onun zoruyla birazcık kariyerinde önemli geldim. Bir nokta aslında. Evet. Daha önce kulüp takımlarında hani Yeşilyurt'ta oynadın hani kulüp takımı olarak ama hani kulüp takımı deyince aklımıza gelen hani üç büyükler evet. ilk kez herhalde evet, değil mi? Galatasaray'la kez. Birlikte. Kalabalık bir taraftar toplumu da bekliyor. Neler hissediyorsun? Vallahi çok meraklıyım, çok heyecanlıyım diyorum ya, hani bekleyemiyorum. Hani bir an önce başlasın şu ilk maça çıkalım, sezon başlasın da artık şu bir yandan da aslında baskı anlamına geliyor. Ona hazır mısın? Baskı değil ya. Bence bu ben hani Galatasaray taraftarının biz karşılıklı oynadığımız için gördüğüm kadarıyla hep destekler. Evet. Yani sonuna kadar destekler. O yüzden hani onların gücünü de yanında hissetmek bir baskı değil, bence bir gurur oluyor. Neslihan Demirgüler artık oynadığı takımların en genç oyuncusu değil. En tecrübeli en oyuncu, hatta. En tecrübeli oyuncusu. Ayrı bir sorumluluk katıyor. O nasıl bir his? Yani tabii her zaman ben çok sorumluluk alarak oynamaya alışkınım zaten. Hani ben gençken de benim çok sorumluluğum vardı. O yüzden hani benim karakterimde bir şey değişti mi hala o 18 yaşındaki kafamdayım aslında. Ama şimdi biraz daha oyunu görüp, değerlendirip biraz daha hani voleybol bilginiz arttıkça biraz daha sorumluluk sahibi demeyeyim de bilerek, anlayarak oynamaya başlıyorsunuz. Ben hani kendimde geliştirdiğim şeyler bunlar ama kafa olarak hala 18 yaşında ki yapabileceklerimi yapabileceğimi düşünüyorum. Evet. Yani orada biraz yanılıyorum. Yine istersen Galatasaray'dan devam edelim. Bu sezon Galatasaray final yaptı. Başında da konuşmuştuk. Tarihindeki ilk final Galatasaray'ın Ataman Hoca önderliğinde inanılmaz bir başarı. Sence sürpriz miydi? Yani Vakıfbank'ı yarı finalde eleyerek finale çıktı. Yani, yoksa beklenen bir şimdi ben takımın içinde olmadığım için onlar için kesin sürpriz belki. Değil çünkü. Yani evet. Belli oluyordu sahaya çıktıklarında. Biz yeneceğiz arkadaş bunları diye çıkmışlardı. Yani bu hepsinin yüzüne onlar için sürpriz olmadı ama benim için dışarıdan izleyen biri için gerçekten çok sürpriz oldu. Hani ilk maçın 3-0 bitmesi, ben Nihan'ı çığlıklarla aradığımı hatırlıyorum. Siz ne yaptınız diye. Gerçekten çok büyük bir başarıydı. Peki yeni sezonda Neslihan Demirgüler'in takımdaki yeri ne olacak? Hani bir lider mi? Öyle anlaştık. Takımın lideri mi? En tecrübeli ablası mı? Nasıl bir konumlandırma? Yani, bu yoksa zamanla gelişebilecek bir durum mu? Bu bence de hani birlikte çalıştıkça oturacak bir şey diye düşünüyorum. Ben hani tabii ki bir sürü genç oyuncu var, onlara da yardımcı olmaya çalışacağım. Ama kendi performansımı da bir yandan düşünmek zorundayım. Bence böyle güzel ve genç, tecrübeli karması olacak. Güzel olacak yani. Umarız bu da başarı getirecektir. İnşallah. Biraz da şeye gelelim. Neslihan Demirgüler aynı zamanda bir anne. Evet. Sezon içinde çok güzel bir fotoğraf vermiştiniz kızınla, evet. Zeynep'le. O nasıl? Onun tepkisi nasıl? Ya o zaten inanılmaz bana sürekli baskı yapıyordu. Anne bak Galatasaray'a gel. Şimdi birazcık daha büyüdüğü için biz çok böyle iç içe hep kucak kucağa falanız, böyle birbirimize çok ayrılmak istemiyoruz. O hiç ayrılmak istemiyor. Bizim işte çok fazla deplasman, çok yoğun bir sezonumuz, siz de biliyorsunuz. Gitler, geller falan. Mesela bir akşam deplasmandan dönüyoruz, ertesi gün çift antrenmanımız var. Bana böyle yapıyordu. Anne bak Galatasaray'da oynasaydın Ataman abi hiç böyle antrenmanlar yapıyor. Kızım nereden biliyorsun diyorum. Belki daha fazlasını yap. Yok yok, ben zannetmiyorum Galatasaray'da o kadar yoğun olsun falan diye sürekli bana böyle baskı yani yapıyordu. Yani transfer çalışmaları aslında çok tabii, önceden başlamış. Çok önceden tarafından. Başladı. Şimdi maçtan sonra deplasman dönüşü Ataman antrenman koyarsa iki tane
karşısında Zeynep'i bulacak. Voleybolcu olmasını ister misin? Ya zaten benim istememle alakalı bir şey değil. O kendisi çok fena kaptırmış durumda bu işe. Çok seviyor. Çok yapmaya çok istiyor. Ben sonuna kadar destek olurum. Yani satranç oynamak istese ona da sonuna kadar destek olurum yani. Yani tecrübeli oyunculara sorulan sorulardan bir tanesidir. Daha sonraki planlar var mı kafanda yavaş yavaş? Oluşmaya başlamadı işte mı? Hiç yok işte ya. Hiç kafamda hiçbir plan oluşamadı ya benim. Ondan bırakamıyorum galiba. Bayağı plansızlıktan. Belki de daha güzel hala sahada olman. Spontane yaşıyorum aynen. Yani çünkü şu açıdan söylüyorum. Her zaman hani Neslihan Demir gibi oyuncular her zaman sahalara gelmiyor. Ve ne kadar çok uzun süre kalırsa herhalde izleyenler için de o kadar büyük şans diye düşünüyorum. Belki de bu bizim eksimiz. Biz Galatasaray Dergisi olarak hani seninle bir yandan bu röportajı gerçekleştiriyoruz. Ve ilk kadın ismi olarak sen kapak olacaksın. Neler düşünüyorsun? Gerçekten çok gurur verici bir şey. Yani keşke aslında bütün takım olsaydık. Çünkü onların gerçekten bu seneki çok büyük bir başarı. Hani ben onların önüne geçiyormuş gibi hissettim. Keşke bütün takım kapak olsaydık. Aslında biz de biraz onun hissettik ama umarız onu da şöyle yapalım. Şöyle söz verelim. Şampiyonluktan sonra herhalde o kapak olması daha doğru olacaktır. İnşallah. Çok baskı yaratmadan bunu söylemiş olalım. İnşallah. Sizin üzerinize. Devam edelim. Biraz daha ülke voleybolundan bahsedersek. 2003'teki milli takımla başlayan Rüzgar. Sence yeni bir altın jenerasyon geliyor mu altta? İşte Kübra'lar, yani bir sürü isim yani var. Yani şu an hani ben de milli takım antrenmanından geliyorum zaten. 33 kişiyiz. Yani 33 tane milli takıma seçilen kız var. Gerçekten çok büyük bir rakam bu. Yani ve hepsi de iyiler. Hepsi iyiler yani. Hani Giovanni Guidetti'nin işi bu anlamda çok zor, kime eleyecek. Çünkü turnuvalara 12 veya 14 kişi gidebiliyoruz maksimum. Yani spor okulu gibiyiz, görmeniz lazım. 4 tane saha yetmiyor falan bize. Bence alttan çok iyi oyuncular geliyor ama işte dünya voleybolu da o kadar hızlı büyüyor ki buna önemli olan adapte olabilmek, çabuk adapte olabilmek. Yani benim zamanımda ben şanslıydım. Bayan voleybolu bu kadar sert, bu kadar güce dayalı şeye dönüşmeden ben 16 yaşında bir şekilde parladım ve çıktım. Şimdi artık o kadar 16 yaşında, işte 18 yaşında falan parlamak çok kolay değil. Daha çok hani oyuncular 22-23 yaşından sonra bu level'a adapte olabiliyorlar. Bir yandan da biliyoruz ki hani Çinliler iyi voleybol oynar, Brezilyalılar iyi voleybol oynar, işte Hollanda, Amerika her zaman hani bu kültürü, bu sistemi barındırıyor. Sence yavaş yavaş bizde böyle bir kültür oluştu mu ya da böyle bir sistem oluştu mu? Hep zirvede kalabilecek bir yapı. Yani bence oluşuyor dediğiniz gibi. Çünkü hakikaten altyapılardan da gelen çok fazla çocuk var. Yani baktığınızda şu an en çok lisanslı sporcuya sahip bayan voleybol Türkiye çapında. Yani futbolu falan geçtim. Baktığınızda bütün artık kız çocukları voleybol oynamak istiyor. Bu da bir potansiyel var demek yani. Bir potansiyel var ve çocuklar bunu daha yukarıya taşıyabilecek kapasiteye sahipler. Umarız başarılı olur. İnşallah. Evet, Neslihan Demir Güler, kariyerinde yeni bir sayfa açılıyor. Biz de sana başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Son olarak Galatasaray taraftarına bir mesajın olursa onu da almak isteriz. Yani ben çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar şu ana kadar. Onlara layık olmaya çalışacağım. Bütün takım hep beraber elimizden geleni, hak ettiği başarıları Galatasaray Bayan Voleybol takımına hep beraber yaşatacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Neslihan Demir Güler'le birlikteydik. Önümüzdeki aylarda yeni röportajlarda birlikte olmak dileğiyle. İyi günler. Muhteşem bir sayı Neslihan Demir.